Merhaba arkadaşlar, kanalıma bir kez daha hoş geldiniz. Bugün sizlerle beraber Do It Yourself, yani kendi yap projelerimden birini yapacağız. Şöyle şamdan mumları satın aldım. Bunlara şekil vereceğim. Umarım da güzel bir şekil vermiş olurum. Belki kitap çekilişinde kazanan kişiye kitapların yanında hediye olarak da gönderebilirim beğenirsen. Çünkü beğenmediğim bir şeyi size de göndermek istemem açıkçası. Bunlar için gerekli malzemelerim bir tane merdane, böyle mavi mavi üstüme de uydu gerçekten. Böyle bir tane merdane, dilediğiniz kadar şamdan mum, kaç tane yapmak istiyorsanız. Şöyle bir tane sürahi arkadaşlar ve sıcak su, o da burada şu an. Yani malzemeleri çok kolay, ulaşabileceğiniz malzemeler, belki evinizde de olan malzemeler. Böyle güzel havalarda eğer dışarıya çıkamıyorsak, evde canımız sıkılıyorsa kendimize de bir nevi aktivite gibi sayılabilir bunlar. Biz zamanında Sema ablamla yeğenimin hastane çıkışında böyle bir mum dağıtmıştık. Bu malzemeleri evin önünden almıştık. Gerçekten hala okyanus kokusu kokuyor. Çünkü okyanus kokusu da damlatmıştık buna. Gerçekten yeğenim bu arada 2 yaşında falan. Hala kokması gerçekten bir mucize bence. Çok şık. Şöyle yakından da göstermeye çalışayım. İsterseniz bir videomda bu malzemeleri alıp sizlerle beraber bunu da yapabiliriz. İçine böyle çakıl taşlarıyla falan süslemiştik. Çok da güzel olmuştu. Şimdi isterseniz yavaş yavaş videomu yapmaya başlayalım. Şekilli mumlarımı yapmaya başlayalım. Sürahime çok az bir soğuk su ekledim arkadaşlar. Şimdi de biraz sıcak su ekleyeceğim ve içine mumları koyacağım. Yaklaşık bir 15 dakika falan bekleteceğim. Şöyle dökeyim. 15 dakika bekledikten sonra çok erimemesi ve eli yapışmaması gerekiyor. Umarım öyle de olur. Çünkü sizlerle beraber ben de ilk defa deneyeceğim. Şöyle mumları içine de koyalım. Bismillah. Umarım taşmazsınız. Bir tane daha sağar gibi. Şöyle bir tane daha koyacağım. Ya da koymasam mı? Koyayım ya. Koydum artık. Taşıyor mu? Koymayacağım. İki tanesini koydum arkadaşlar. Yaklaşık bir 15 dakika tutacağım. Saat şu an 1.30. 1.45'te tekrardan videoyu başlatacağım. Ben bir de şöyle küçük şekilli bir mum almıştım arkadaşlar. Bunu da aynı şekilde yapmak istiyorum. Bunlara farklı bir şekil vereceğim. Bu iki tane mumu şöyle yakından göstereyim. Birleştirip kıvıracağım. Bunun için böyle bir su bardağına tekrardan çok az bir soğuk su ekledim. Ve biraz da sıcak su ekleyeceğim. Ki mumu biraz yumuşatsın. Bu arada onlar da hala yumuşama aşamasında. Bunları da içine koyayım. Bunlar birleşiyor. Neyse tamam. Böyle. Bir de pembe almıştım. Pembeleri de koysam acaba renkleri karışır mı? Karışırsa da yapacak bir şey yok. Onları da koyacağım. Yapmışken bari hepsini yapayım. Bunları da böyle koydum. Ay, renkleri çok güzel oldu. Şöyle yakından göstereyim. Bunlar bence daha güzel olacak gibi hissediyorum. Bakalım. Bekliyoruz. Mumlarım eridiler arkadaşlar. Çok sıcaklar ama. Biraz da keşke soğumasını bekleseydim. Şöyle. Dökülüyorlar artık. Mum dökülüyor. Şöyle gördüğünüz üzere şöyle kırılabiliyor. Çok da kırmak istemiyorum çünkü elime yapışıyor. Şöyle direkt yatırıp başlamak istiyorum. Şöyle merdaneyle küçük küçük eziklerle açmaya çalışacağım. Açıyorum şu an. Bu arada gri mumum benim beyaza döndü arkadaşlar. Çünkü eriye eriye yani beyaz oldular. Dibinde biraz boşluk bırakıyorum ki mumlar girebilsin. Gerçekten. Mum alırken arkadaşlar rengine dikkat edin.
Çok tuhaf bir şey oldu bu. Yani kıvrılma kıvrılır mı? Hiçbir fikrim yok. Bunu hiç beğenmeyeceğim diye. Acaba dondurucuyu attıktan sonra donar mı bilmiyorum. Normalde şöyle bir şekil vermek istemiştim ama bu olmadı. Neyse artık şu pembelerden birini deneyeceğim. Eğer o da olmazsa yani siz yapmayın. Ben şu griyi de çıkartıp buradan şu pembelerden çok sıcak. Pembelerden birini koymak istiyorum. Bakalım pembeler de aynı tepki verecekler mi? O sırada da şunu açmak istiyorum. Şöyle. Allah'ım sana sandırma yarabbim. Yani mumda bir şey var. Ya çok dandik bir mum aldım. Ya da becerip yapamadım yani. Bunun başka bir açıklaması yok. Beceriksizliğimi siz de görmüş oldunuz. Yok ya, bununla bir şey var. Çözemedim. Ben bu videoları izlediğimde bu videolar böyle değildi. Dönmüyor bile arkadaşlar. Şöyle kırıldı yani bunu şu an. Bayağı eridi. Çok da bekletmedim. 15 dakika bile bekletmedim. 10 dakika beklettim. Bu da bu halde şu an. İnanmıyorum. Bunun haline bakın. Ben bu videoyu galiba sisteme yükleyemeyeceğim arkadaşlar. Mum bayağı gitmiş. Bu da gitti. Bu da mefta oldu. Ya inanmıyorum ya. İlk defa bir kendin yap videosu yapayım dedim. Onda da ne kadar beceriksiz. Ya ben var ya teknoloji tasarım derslerinde bile ilk öğretimde öğretmenlerimiz diyorsa çok şey yapmasınlar. Ödevlerimi hep başkalarına yaptırırdım. Bu karton kesmeydi, işte ne bileyim bir şeyleri birleştirme ödevlerini falan. Hep başkalarına yaptırır, 90 falan alırdım arkadaşlar. İşte demek ki yaptırmamam gerekiyormuş, onu fark ettim. Gerçekten bunların anasını ağlattım. Neyse ya, bir tane mumum kaldı geriye. Onu bir denemek istiyorum diyeceğim. Bu pembe mum da beyaza döndü arkadaşlar. Bu gerçekten dram. Dram queen oldum şu an ya. Aksın bakalım. Belki bu güzel bir şekil olur. Ellerim de battı bu arada. Ya bunu da beceremedik arkadaşlar. Her şeyi beceremediğim gibi bunu da beceremedim gerçekten. Neyse şunu tekrar bir yapmaya çalışacağım. Eğer bu da olmazsa daha uğraşmıyorum maalesef. Bu arada kitap çekilişini kazanan birini de bırakmayacağım. Bu arada bu olacak gibi arkadaşlar. Bunun sadece biraz daha beklemesi lazım. Bunun sadece pembesi akıyor çünkü. Pembesi aksın. Bunu ben birazcık daha sıcak su ekleyeceğim buna. Zaten tek mi? Birazcık daha beklesin. Eğer bu da olmazsa bırakıyorum. Battım ya. Bekleyelim bakalım ne kadar daha bekleyeceğiz. Son şans. Herkesin son şansı hak eder. Herkes son şansı hak eder arkadaşlar. Ben de hak ettiğimi düşünüyorum. Bekliyoruz. Bunu da aldım arkadaşlar. Deneyeceğim bakalım. Son şansım olacak mı olmayacak mı? Ama bence bu da olmayacak gibi. Ve olmuyor zaten. Rezil olduk. Kırılıyorlar. Becerip yapamadım. Anlaşıldı. Bir sonraki demeyeyim ama ilerleyen videolarda görmüş olduğunuz süslü mumlardan yapacağım. Do it yourself videomu başarıyla tamamlayamadım. Umarım bir sonraki videolarda bu kadar başarısız olmam. Kendinize çok iyi bakın. Bu videoyu da pek beğenmediğinize eminim. Ama gene de beğen butonuna basarsanız çok sevinirim. Kendinize çok dikkat edin. Ben sizi çok seviyorum. Böyle mumlu mumlu ellerimle de el sallayayım size. Görüşürüz bir sonraki videomda.